üretmeleri, bunlar felsefeci bir kısmı. Kendilerine felsefeci diyorlar, ne yapıyorlar? Yani suyu salça bardakta ya da şişede görmüş birçoğunla Thales anlatmaya çalışıyorlar. Thales'in devrinde su şişede ya da bardakta olduğundan çok başka yerlerdeydi. Ya da ne yapıyor bu kendilerine felsefeci diyenler? Apeiron'u anlatıyorlar, sınırsız olanı, sonsuz olanı. Neyle anlatıyorlar? Kendi hayatlarına bakarak. Anaximandros öyle mi yapıyordu Apeiron'u düşündüğünde? Yani sonsuzluğu anlamak için etrafına bakan çoğunluk var. Bunları Apeiron'u nasıl anlatabilirsiniz? Sonra sürü. Sürünün içinde olan biri sürüyü nasıl anlayabilir ki? Ancak ayrılmış olan Heraklitos gibi biri anlayabilirdi onu. Ve o söyledi ilk defa. Sürünün içinde olan biri de bundan rahatsız olur. Onun için Heraklitos hiç öğretilmez. Heraklitos'un fragmanlarını baştan sonra okuyan bir hoca gördünüz mü? O kendisine felsefeci demez ki. Heraklitos'u görmediniz. Ya çoğunluğun kendisini varsaydığı, çoğunluğun kendisini varsaydığı bir yerde felsefeci Parmenides'in varlık anlayışını nasıl anlatabilir ki? Hiç bile olmayan kişiler varlığı anlayabilir mi? Parmenides'in söylediği. Parmenides de hiç anlatan biri oldu mu size? Olmadı. Platon herkes bildiğini varsayıyor. Kilise bile öğretisini onun üzerine kurmuş. Düşünsenize Muhammed bile Farabi onun Resulullah yeni Platoncudur diyor ama yani bu Müslümanların bölünmüş çizgiden haberi var mı acaba? Çizginin hep altındalar ve altındaki şeylere daha çok sahip olmak için çalışmıyorlar mı? En gösterişli insanlar Müslümanlar arasında değiller mi? İşte Araplar bakın gösteriş şaşa. Başka hiçbir şey yok. Akan petrol bir sıvı ama onların zihinleri katı. Sonra Heidegger çağımız. İşte insan soyu, mevcut insan soyu. Heidegger'in sözünü acaba anlayabilir miyim? Wir noch nicht denken. Bizler henüz düşünmüyoruz. İnsan soyunun henüz düşünmüyor olması onun için en belirgin özelliğiydi mevcut insan soyunun. Düşünme. Tek bir düşünce öne sürmemiş biri. Tek bir şeyi paylaşamayan felsefecilerle dolu bir yerde düşünme gerçekleştirilebilir mi? Bunları kendinize sorun. Kendisi varsayıyorsunuz, sürüden birisiniz. Ve en küçük paylaşılabilmeye değer hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şey bile değilsiniz. Ve felsefe okuyorsunuz, o bir seçenek tabii. Seçiyorsunuz, tuvalette yaptığınız gibi boşlukları doldurarak geldiniz buraya. Ve filozofun, düşünürün, sanatçının üstüne işeyerek onu benimsiyorsunuz ve kendi kokunuzdan tanıyorsunuz filozofu, sidik kokunuzdan.